Merhabalar, bugün Dolby Atmos'tan bahsetmek istiyorum. Geçmiş günlerde bir sanatçım bana abi Dolby Atmos ne diye sordu. Ondan sonra dedim ki bunun bir tartışmasını yapmanın tam vakti. Birkaç gün önce de Audient, böyle Omari miydi ismi zannedersem, Oria. Oria isminde bir ses kartı tanıttı. O da Immersive Audio için, bu işte surround seslerine verdikleri isim Immersive Audio için bir özelleştirilmiş bir ses kartı. Şimdi benim bahsetmek istediğim şey Atmos'un neden saçma bir fikir olduğuyla alakalı. Ufakta bir sunumum var, onu göstereceğim size. Şimdi Atmos filmler için mantıklı bir senaryo, mantıklı bir ses formatı. Fakat müzik için değil. Ve bununla ilgili kendi argümanlarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle film izlerken nasıl izlediğimizi hayal edelim. Şimdi normalde insanlar film izlerken bir odada otururlar, bir sinemada otururlar. Sabit bir ekrana bakarlar. Bir saat, iki saat, neyse artık boyunca. Ondan sonra yerleri film boyunca yani görece sabittir. Sağa sola gitmezler, başka şeyle uğraşmazlar. Ekrana bakarlar ve hoparlörlere olan uzaklıkları, konumları da pek değişmez. Bu sayede eğer ki bir diyalog ortadaki center hoparlörden geliyorsa, işte müzik sağdan soldan, stereo'dan geliyorsa, işte efektler etrafından, üstten, alttan neyse geliyorsa, o zaman bir sabit insanın film boyunca tutarlı bir şekilde bunu dinlemesi gayet olasıdır. Normal bir senaryodur. Sinemalarda da keza gittiğimizde oturuyoruz. İşte efektler etrafımızdan uçuşan kurşunlar neyse artık, mermiler falan filan, bunların efektlerini çok güzel duyuyoruz. Süper bir deney. Fakat kimse abi oturup bir salonun ortasında hoparlörlerin karşısında müzik dinlemiyor. Yani benim işte 10 küsur yıldır kule hoparlörlerim var. Sorarsanız bana ne kadar müzik dinledin, ne kadar televizyon seyrettin onlarla diye, ben size net bir şekilde %99.99 o hoparlörlerde film seyredildi, dizi seyredildi, oyun oynandı. Müzik ne kadar dinlendi? Vallahi işte üşenmeyip plakı açarsam, pick-up'ı açarsam plak dinledim açıkçası yani. Müziği ne zaman dinliyorum? Arabada dinliyorum. İşte dışarıdayken, işte insanlar spor yaparken, yemek pişirirken, temizlik yaparken. Yani özetle müzik efektif olarak dikkatimizi vererek dinlediğimiz, film izler gibi izlediğimiz bir şey olmaktan çıktı. Geri planda başka işlerle uğraşırken dinlediğimiz bir şey haline geldi. Eğer konsere gitmiyorsanız, hatta konsere gidiyorsanız bile insanlar telefonuyla böyle şey çekmeye çalışıyor, görüntü çekmeye çalışıyor. Yani dinlemek gerçekten böyle spesifik bir şey, böyle critical listening dediğimiz tarzda dinlemek artık pek kalmadı. O yüzden insanların alışkanlığı bir stereo hoparlör karşısında oturup bir müzik dinlemek olmadığı için işte 11 küsür tane hoparlörü de odanın ortasına, işte tavanına, etrafınıza falan filan yerleştirseniz bile oturup dinleme ihtimaliniz yani gerçekten çok düşük. Özellikle günün içinde bir zaman ayırıp işte bir saat ben müzik dinleyeceğim, Atmos dinleyeceğim. Ondan sonra yani bunu herhalde bir ay falan hevesle yaparsınız ama sonraki rutininizde bunu ne kadar yapacağınızı bir düşünün. Ve birçok insanın da böyle olduğunu düşün. Yani evinde stereo hoparlör yerine ufak bluetooth hoparlörleri olan insan sayısını bir hayal edin. Kaç kişi de düzgün bir amfi, işte kule hoparlörler, full range hoparlörler var. Yani çoğu insan bu işte JBL'in falan şeylerin bluetooth hoparlörlerini alıyor. Ondan sonra yani ya da işte doğrudan telefondan dinleyen de çok insan veya işte bilgisayar hoparlörlerden falan dinliyorlar. Yani Atmos'un çözdüğü problemi aslında insanlar yaşamıyorlar. Ben bir odanın ortasında oturayım da keşke müzik benim etrafımda sarılarak dolaşsa, bütün şeyimi, bütün algımı böyle dolduracak şekilde önden arkadan üstten gelse gibi bir ihtiyaç söz konusu değil. O yüzden insanlar dinleme alışkanlıkları açısından Atmos'lara, Atmos sistemlere, özellikle de bu 11 hoparlörlü Atmos sistemlere yatırım yapmayacaklar. Yani şimdi bakın, center hoparlör var, stereo hoparlörler var. Benim evdeki setup bu kadar zaten. Center diyalogların geleceği hoparlörü aldım. Bir de stereo hoparlörü aldım. Yani surround bile yok. Ki film seyretmeyi falan bayağı seven bir insanım yani. Şimdi bunun yetmediği bir de tavana, ondan sonra arkanıza falan hoparlörler konduğunu düşünün. Şimdi bunların bazıları artık bluetooth wireless ama normalde bunun kurulumu için işte tavana delik açılacak, kablo geçecek vesaire, o çirkin görüntü. Yani var olan odalarda bunu yaptıracak insan sayısının ne kadar az olacağını bir hayal edin. Peki diyeceksiniz, Atmos destekli işte soundbarlar var. İşte Sonos'un falan değişik sistemleri var. Şimdi bunlar arkadaşlar Dolby'nin sertifika verdiği, yani lisans verdiği, evet bu Atmos kaynakları çalabilir dediği cihazlar. Şunu şöyle anlamak lazım. Mesela bir Bluetooth hoparlör var. Bunu
MP3 çalar diye lisanslandırmak gibi bir şey bu. Yani Bluetooth hoparlör MP3 çalabilir. İşte bu Sonos hoparlör veya işte bu Samsung hoparlör, Sony hoparlör Atmos dosyalarını dekod edebilir. Yani 11 kanallı siz buna bir sinyal gönderdiğiniz zaman bu sadece işte stereo center, işte surround'u almayacak. 11 kanalı da çalacak ve bunu ilgili hoparlörlerine gönderecek demektir. Ama bu demek değil ki bir tane soundbar size o biraz önceki işte 11 hoparlörlü sistemin aynısını duyurabilir. Mümkünatı yok. Yani televizyonun önüne duran şu kadarlık bir, 1 metrelik bir hoparlörün sizin arkanıza, tavana, bilmem nereye sesleri yansıtıp tekrar duyurması ve sizin gerçekten ölçülmüş, biçilmiş, hesaplanmış bir Atmos odasında bunu dinlemenize eş değer bir deneyim yaratabilme ihtimali sıfır. Yani bu tamamen Samsung'un, işte Sony'nin vesairenin soundbar satabilmesi için, Dolby'nin de lisans ücreti alabilmesi için böyle iptidai olarak düşünülmüş bir çözüm. O yüzden bunlar maalesef size gerçek Atmos deneyimi vermeyecekler. Peki diyeceksiniz, kulaklıklarımız var, işte binaural renderlar var. Bilmeyenler için binaural render şuna deniyor. Mesela 5 kanallı, 7 kanallı, 10 kanallı bir sesi siz 2 tane hoparlöre indirgeyeceksiniz. Mesela şöyle bir durumda da rendering yapıyor aslında, down mix yapıyor. 11 kanallı bir şeyiniz var. İşte filmde bir ses track'i var. İşte diyalog center'dan gelecek, stereo işte müzik gelecek. İşte tavandan bir şeyler gelecek falan. Eğer tavan hoparlörü bağlı değilse Amfiniz ya da prosesörünüz, her neyse artık o, belki yazılımdan izliyorsunuz, onu başka bir hoparlöre yönlendirmek üzere tekrardan hesaplıyor. Diyor ki eğer benim hemen sağ tarafımda bir surround sağ hoparlörüm yoksa, sadece arkada varsa, ben bunun yarısını en arkaya, yarısını öndeki sağ hoparlöre dağıtırsam sanki ortada fantom bir hoparlör varmış gibi duyurabilirim mantığıyla çalışan bir yazılım, bir algoritma. Bunu da düşünün, iki tane hoparlör kulağına, yani kulağınıza takın, iki tane hoparlörü indiriyor. Arkasındakini de hesaplayarak indiriyor. İşte öndekini de hesaplayarak indiriyor. İşte biraz böyle gecikmeler, işte delay'ler koyuyor, ondan sonra filtreler koyuyor vesaire ve siz güya onu işte arkanızdan geçiyormuş gibi hissediyorsunuz kulaklıkta. Ama eğer bir Apple Store'a gittiyseniz oradaki demo cihazlarla, bu işte AirPods Pro Atmos destekli kulaklıklarla Apple Müzik'teki Atmos mixleri dinlediyseniz, yani bunların %99'unun berbat olduğunu duyabilirsiniz. Ve yani berbat dediğim mixler böyle yani yarı amatör ya da işte küçük sanatçıdan mixler değil. Atıyorum Elton John, işte Queen vesaire falan, Michael Jackson, bunların Atmos mixleri. Gerçekten de sanki ben bir odanın içindeyim. Bir tane küçük Bluetooth hoparlör var. O Bluetooth hoparlörden geliyor ve etrafımdaki oda reverb'ini duyuyorum gibi hissettiriyor bana. Yani gerçekten o binaural render hiç şey bir render modeli değil. Bir tane daha şeysi var, onun modu var. Kafanızı takip ediyor. Sanki gerçekten odanın içinde bir hoparlör varmış. Telefonu koyduğunuz yer o hoparlörün olduğu yermiş. Ve siz odanın içinde dolaşırken kulaklıkla işte o hoparlör orada sabitmiş gibi sağa sol böyle bir şey yapıyor, efekt yaratıyor. Ki o bence biraz daha gerçekçi bir deney. Her durumda bir şarkının stereo mix'i kulaklıkla dinlediğiniz zaman çok daha net, çok daha canlı, çok daha böyle var olduğundan büyük gelen bir mix duymanızı sağlıyor. O yüzden mevcut stereo mix'ler kulaklıkla dinlemek için fazlasıyla yeterli. Atmos'a yani aklı başında kimsenin kolay kolay gireceğini düşünmüyorum. Hoparlörler yok, kulaklıklar yok. Yani bir Atmos mix'i hakkıyla dinleyen yegane insan muhtemelen onu mixleyen 11 hoparlör olan mixçi. Abi kaç tane var yani o mixçilerden de? Gerçekten çok çok az insan bu Atmos, müzik Atmos'unu hakkıyla dinleyebilecek bir ortama sahip. O zaman peki bu gaz ne? Abi bu üreticilerin gazlaması. Yani bunun bence başka bir açıklaması yok. O da işte ne bileyim işte Samsung, JBL, Apple vesaire, işte LG falan filan, bunların ekstradan yeni cihaz satabilmesi için, yani Atmos Certified, Atmos sertifikalı lisanslı cihazlar satabilmesi için harika bir fırsat. Yani düşünsenize, 2 tane hoparlör almak yerine bu sefer 11 tane hoparlör almanız lazım. Sub almanız lazım. Yoksa bunu gerçekten deneyimleyemezsin diyor. İşte MediaMarkt'ta vesaireye giden adam. Yani oradaki satıcı diyor ki abi bu Atmos var. Atmos filmleri gerçekten deneyimlemek için bu 11 hoparlörlü seti alman lazım. Tavana takman lazım vesaire falan. Yani abi benim Amfim muhtemelen 10 yıllık falan. Hoparlörlerim daha da eski. Ve bütün filmleri muhteşem bir sesle izliyorum, dinliyorum. Şimdi ben üreticiler açısından berbat bir müşteriyim. Neden? Çünkü upgrade etme ihtiyacı olmadığını biliyorum. Ama oraya giden adam gidip stereo bir sistem almak ve 30 sene kullanmaktansa
gidecek orada en yeni Atmos destekli sistemi almak isteyecek. Soundbar alacaksa 2.1 işte bir sub, bir stereo hoparlör desteklenen bir soundbar yerine Atmos'luyu almak isteyecek. Çarpı 2-3 fiyat farkı ödeyecek. Neyse ne. Yani özetle müzik için Atmos gerçekten manalı bir efor değil. Buna yapılan yatırım manalı bir yatırım değil. Ve tahmin ediyorum 5 sene içerisinde falan kimse Atmos umursamayacak. Yani kalmayacak Atmos'la alakalı bir şey. Bilmiyorum, bu YouTube videosunu 5 sene sonra denk gelip izleyen birisi varsa o zaman altına yorum yazsın. Desin ki hayır abicim, herkes Atmos dinliyor, sen yanlışmışsın. Ne yapalım? Peki geldi bir sanatçınız ya da bir grup vesaire falan filan mixini yapıyorsunuz. Aa, bana illa Atmos mix de lazım. Neden? İşte plak şirketi istiyor. Apple müziğe koyduğun zaman daha çok telif veriyormuş vesaire falan. Tamam abi, yapalım. Şimdi ben burada şöyle bir yaklaşımın mantıklı olduğunu düşünüyorum. O da şu. Bir konser salonundasınız. Sahnede grup var. O müziği, gerçekten o sahnenin üzerinden çıkan, işte hoparlörlerden çıkan müziği bir konser salonundaymış gibi duyurabilirseniz Atmos Mix'te. Bu da ne demek işte? Reverb'lerle, delay'lerle etrafınızda dolaşan bir derinlik imajı çizebilirsiniz. Ama yapacağınız şey müziği gene karşıya almak. Yani arkanızdan, üstünüzden, arkanızdan vesaire falan filan dolaşmasın efektler, şeyler, enstrümanlar. Siz gene müziği stereo olarak düşünün. İşte vokal gene ortadan gelsin, karşınızdan gelsin. Orkestra sanki sahnedeymiş gibi karşıdan gelsin. Ama orkestranın, işte PA'in sesi nasıl salon içerisinde dolaştığı zaman etrafımızdaymış, bizim içindeymişiz gibi hissettiriyorsa, onu da reverb'lerle, delay'lerle, işte Atmos destekli reverb'lerle ya da işte o surround kanallara göndereceğiniz reverb'lerle, delay'lerle gerçekleştirin. Bunlar benim deneyime göre, yani limitli tabii bu şekilde yapılan mixler, ama bunlar stereo'ya daha yakın ve gene bir 3 boyut şeysi var. Ufaktan böyle bir 3 boyut hissiyatı var. Ama yani odanın içerisinde küçük bir Bluetooth hoparlörden dinliyormuşum ve o hoparlör etrafında dolaşıyormuş hissiyatı olmadan rahat rahat dinleyebileceğiniz bir modele dönüşüyor. Özetle böyleyken böyle diyeceksiniz ki vay sen işte eski kafalısın, Atmos gelecek vesaire falan filan. Abi göreceğiz yani, bilmiyorum. 5.1 DVD audio'lar da vardı bir 10 sene önce, 20 sene önce falan. Şeyin Dark Side of the Moon'un falan 5.1 mixleri falan var. Abi, kimse dinlemiyor, hatta herkes gidiyor plağını dinliyor yani. Demek ki öyle bir ihtiyaç yok. Atmos var olmayan bir problemi çözmeye çalışan bir çözüm gibi, yani kendine problem arayan bir çözüm gibi geliyor bana. Ve tahmin ediyorum ki bugün yapılan yatırımlar birkaç sene sonra etrafta bol bol böyle ikincil hoparlör satışına sebep olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.